Yemeği beğenmediniz mi? İştahım yok pek. Yoksa hepsi çok güzel görünüyor. Müsaade var mı? Tabii tabii, buyurun. Gitti sizinkiler. Evet, malum iş güç. Ama beyin takımının en gözlü üyesi burada kalmış. Ben biraz kafamı toparlamak istedim açıkçası. Anlamışsınızdır. Somer'le yeni boşandık. Öyle hemen kestirip atmak... Çok zor. Sevgi öyle mahkeme kararıyla yazıp çizip rafa kaldırılmıyor. Sizin adınıza üzüldüm. Neyse, bunlar beni aşan konular. Özür dilerim. Sizi üzmek istemezdim. Yok yok, önemli değil. Ha bu arada kalender soy ismini nereden hatırladığımı buldum. Yani Ayvalık'taki tek kalenderler biziz. Çok da zor olmamıştır. Sizin bu hazır cevaplarınız karşısında ne yapacağım ben? Lafı ağzınıza tıktım, kusura bakmayın. Nesrin öğretmenin kızıydınız değil mi? Evet. Beni yakaladınız. Finans müdürümüz Çağatay. Ortaokulda annenizin öğrencisiymiş. Bir randevu talep etmişti benden. İş arıyormuşsunuz. Yani açık konuşayım. Benim elemana ihtiyacım yoktu. Ama Çağatay'ı severim. Kıramadım. Fakat siz görüşmeye gelmediniz. Kusura bakmayın. Benim için çok yanlış bir zamandı. Yok yok, hiç önemi yok. Yani bu işler kısmet. Sen niyet edersin, o zamanını bekler. Belki de doğru zaman bugündü. Anlayamadım. Tadım sırasında söylediklerinizi düşündüm. Bu işten anlamıyorum. Zeytincilik nasıl yapılır, nasıl yetiştirilir bilgi sıfır bende. Siz de teyit ettiniz. Size biraz baskı yapmışım gibi oldu değil mi? Yok yok. Haklıydınız. Bugün de söylediğim gibi. Rahmetli eşimden kalan büyük bir arazimiz var. Zeytin ağaçlarıyla dolu. Oraya Defne adını vermiştik kızımla birlikte. Kızımın adı Defne'ydi. Defne. Ne? Kız olursa adını Defne koymayı düşündüm. Maalesef kızımı da kaybettim. Neyse. Benim Zeytin'le ilişkim sadece sabahları her kahvaltıda 7 tane yemekten ibaretti. 7 tane mi? Hı. Ömrü uzatıyormuş. Eşim söylemişti. Ama artık bırakın 7 tane zeytini. Bir tane bile atmıyorum ağzıma. Yani ömrümü uzatmak gibi bir amacım kalmadı artık. Nefes alayım kâfi. Zeytinin sağlığa yararlarını biliyordum ama ömür uzatma kısmını bilmiyordum. Yani özetle diyorum ki tekele karşı olsam da bu işi daha profesyonel bir firmaya vermem daha akıllıca olacak. Kormanlar diyorsunuz. Eğer işin başında siz olacaksanız
Korman Zeytinciliğin teklifini değerlendirebilirim. Anlamadım. Siz bana iş teklifi mi ediyorsunuz? Evet. İşi bilen, içeriden biriyle yürümeyi daha garanti buluyorum. Kartal Lojistiği temsil etmenizi istiyorum sizden. Ama ben şu an... Hemen cevap vermeyin. Biraz düşünün. Ya bu arada tatlılarımızdan da tatmanızı öneririm. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve yola devam etmek. Dosdoğru, dürüstçe kucaklamaktır yeni doğan güneşi. Soruların cevapları ise yangın yerinde savrulan küllerde saklı. Cevabınızı bekliyorum.